Bu videoda iki açının sinüsünün toplamını veren formülün, yani sinüs x artı y'nin sinüs x çarpı kosin, yok x'i unuttuk, çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y olduğunun ispatını yapacağız. Bu ispatı ekranda gördüğünüz şekli kullanarak yapacağız. Şekilde, şu an kırmızı ile üzerinden geçtiğim hipotenüsü 1 olan ADC üçgeni var. ADC üçgeninin tabanı ise ABC üçgeninin hipotenüsü. Bunu da buradaki açıyı y olarak tanımladığım için mavi ile işaretleyelim. Tekrar ediyorum, ADC üçgeninin tabanı olan AC, aynı zamanda ABC üçgeninin hipotenüsü. Evet, bu üçgenler üst üste duruyor. Şimdi sinüsü x artı y'nin ne olacağını düşünelim x artı y, adf üçgeninin bir iç açısı. Sinüsün tanımını hatırlayalım. Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. ADF üçgeninin hipotenüsü 1 olduğuna göre, bu açının sinüsü karşı bölü 1 olacak. Hipotenüs 1 olduğu için de bu açının sinüsünün karşı kenarın uzunluğuna eşit olacağını söyleyebiliriz. Hemen not alalım. Sinüs x artı y eşittir df kenarının uzunluğu. Artık df'nin uzunluğunu bulmamız gerektiğini biliyoruz. O halde bunu nasıl yapabileceğimizi düşünelim. Mesela şöyle yapalım. df'yi iki parçaya ayıralım. Yani de artı ef diyelim sinüs x artı y'ye eşit olduğunu bildiğimiz df kenarının uzunluğunu de'nin uzunluğu artı ef'nin uzunluğu olarak yazıyoruz. Ve ecbf bir dikdörtgen olduğu için ef cb'ye eşit. O halde buraya da ef yerine cb yazabiliriz. Eşittir de'nin uzunluğu artı cb'nin uzunluğu. Şu ana kadar yaptıklarımızı tekrar edecek olursak, sinüs x artı y'nin df'nin uzunluğuna eşit olduğunu bulduk ve df'yi de'nin uzunluğu artı cb'nin uzunluğu olarak ifade ettik. Ve şimdi bunları kullanarak de'nin, cb'nin x, y, sinüs ve kosinüs cinsinden neye eşit olduğunu bulmanızı istiyorum. Evet, şekli kullanarak ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin ve bunları bulmaya çalışın denediniz ve tahminen buldunuz. Şimdi de birlikte yapalım. x artı y'nin buna eşit olduğunu bildiğimize göre, d, e ve CB'nin ne olduklarını bulmamız gerekiyor, öyle değil mi? Bunun için şekil üzerindeki diğer kenar ve açıları bularak, d, e ve CB'ye ulaşmaya çalışalım. Evet, gelin buradaki kırmızı üçgenle başlayalım. Hipotenüsü 1 olduğuna göre, dc kenarının uzunluğu nedir? dc, x açısının karşı kenarıdır. Bu yüzden sinüs x dc bölü 1'e ya da kısaca dc'ye eşit olur. Buraya hemen sinüs x yazalım. Sinüs x yazıyorum. Aynı mantıkla ac'nin de kosinüs x olduğunu bulabiliriz. Neden? Çünkü kosinüs x ac bölü 1'e eşittir. Buraya da ac'nin uzunluğu için kosinüs x yazalım. Şahane. Şimdi ACB üçgeniyle neler yapabileceğimize bakalım. CB'yi bulabilir miyiz? Bakalım, sinüs Y'nin, buraya yazalım, sinüs Y eşittir. CB'nin uzunluğu bölü hipotenüs ve hipotenüs de kosinüs X'e eşit. Buradan nereye varacağımızı, ne çıkacağını tahminen anladınız, değil mi? Bu arada eğer bundan sonrasını bensiz yapabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen burada videoyu durdurun ve ben siz devam edin. Evet, CB'nin uzunluğu kosinüs x çarpı sinüs y. Ve bakın buradaki CB'nin formüldeki bu kısma eşit olduğunu ispat ettik bile. O zaman geriye bunun buna eşit olduğunu kanıtlamak kaldı. Ve böylece bu ikisinin toplamının df'ye, onun da yani df'nin de sinüs x artı y'ye eşit olduğunu ispatlamış olacağız. Evet, sıra geldi dE'ye. Evet, dE için bu açıyı ya da bu açıyı kullanabiliriz. O zaman eğer bu açının ne olduğunu bulabilirsek, dE'yi sinüs x ve bu açı cinsinden ifade edebiliriz. Peki bu açıyı nasıl bulacağız? Şimdi bu y açısı. Öyle değil mi? Burada da bir dik açı var. EC, AB'ye paralel olduğuna göre bu açının ölçüsü de y'dir. Tekrar edelim, AC kesinin tarafından kesilen EC, AB'ye paralel olduğuna göre bu y ise bu da y olur. Devam ediyorum. Bu y ise bu 90 eksi y'dir. Bu açı 90 derece olduğuna göre bu iki açının toplamı 180 eksi y olur. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için de bu açının ölçüsü y olmalıdır. Sağlamasını yapalım. y artı 90 eksi y artı 90 180 eder. Şahane. Bu açı çok işimize yarayacak çünkü artık de'yi sinüs x ve y cinsinden ifade edebileceğiz. DE, bu açının komşusu olduğu için, aklımıza hemen kosinüs gelecek. Şimdi, DEC üçgenine bakalım. Kosinüs y, DE'nin uzunluğu, bölü hipotenüs, yani sinüs x'e eşit olacak. Buradan da tahminen neyi elde edeceğimizi anladınız, değil mi? Evet, çok az kaldı. İki tarafı sinüs x ile çarpalım. Böylece, DE'nin uzunluğunu, sinüs x çarpı, kosinüs y olarak yazabileceğiz. Bunun buna eşit olduğunu ve cb'nin de buna eşit olduğunu ispatladığımıza göre artık de artı cb'nin uzunluklarının toplamı ya da de artı ef'nin uzunluklarının toplamının sinüs x artı y'ye eşit olduğunu biliyoruz. İşte bu kadar. İki açının sinüsünün toplamını veren formülü kanıtladık. Şahane.